Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mekik Oyacı Havva. Artık bilgi videolarını bu kanalda atacağım. Kısa videolar da Mekik Oyacı kanalından atabilirim. Öncelikle YouTube'a giriş yapıyoruz. YouTube'daki YT Studio'yu nasıl kullanacağımızı onları anlatacağım. Bayağı uzun olacak. Birçok bilgiyi bir arada vereceğim. Buradan profilimizi tıklıyoruz. Sağ tarafta kendi profil resmimizin üstüne tıklayıp buradan giriş yapıyoruz. YouTube'den, stüdyodan giriş yapıyoruz. Yani stüdyonun sayfasına giriyoruz. Burada birçok şeyi herkes biliyor olabilir ama ben bu bilgi videoları bilmeyenler için hazırlıyorum. Bu şekilde sayfamız açılıyor. Bu benim Mekik Oyacı kanalım. Burada öncelikle aşağı kısımlarda yorumlar, son yorumlar, son videonun görüntüleri var. Yani yayınlanmış ve iyi videolar diye bazı bölüm başlıkları atılıyor. Burada ilk önce göstereceğim abonelikler, üyeler. Üye değil, abonelikler. Abonelik en son abone olanlar gözüküyor buradan. Sen bana abone oldun olmadın davası olmamış oluyor. Burada çok yıllardır tanıdığım kişiler şu an yeni abone olmuş gibi gözüküyor. Bunun sebebi daha önce çıkış yapıp tekrar girmiştir. Belli bir sebebi vardır. Burada bana abone olmuş ama ben geri dönmediğim birkaç tane görüyorum şimdi. Bu kişisel olanlar, kanalı olmayanlara geri dönmüyorum zaten ama kanalı olup da ben gidemediğimi buradan kontrol edebiliyoruz. Eğer size abone olmuş ama siz geri dönmedinizse nezaketen ve takip edip seveceğiniz kanallar olabilir. Hiç olmazsa abone olup kanal hoşunuza gitmiyorsa arada bir destek verip gitmemiz gerekiyor. Ve burada benim tanıdık yüzler görüyorum. Evet, Ayşe Hanım'a gitmemişim ben. Öyle sanıyordum, gittiğimi sanıyordum ama şu an abone olmadığım gözüküyor ve şimdi abone olmuş oldum. Ben genelde mesajlardan geri dönüyorum ama demek ki mesaj görmemişimdir. Bazı kanalları da buradan tıklayarak kanala gidip kanalı inceleyip beğenirseniz abone olabilirsiniz. Her size abone olana geri döneceğiz diye bir şey yok tabii ki. Genelde kanal olanlara geri dönüş sağlıyorum ben. Ama hiç istemediğiniz bir tarzda bir kanal olursa da gitmek zorunda değilsiniz tabii ki. Bu şekilde kanalları size abone olmuş kanalları buradan görebiliyoruz. Bunu 3 aylık yani 90 günlük bir haftalık hangi tarihte istiyorsanız o kadar buradan ayarlayıp bakabiliyoruz. Yani ben bir haftalık bakarım ondan öncekilerle uğraşamam derseniz bir haftaya bakarsınız ama isterseniz bir seneliğe de bakabilirsiniz. Eğer yeni bakacaksanız bence hepsine bakın. Bu aboneler konusu bu şekilde. Evet, diğer konulara da bakacağım. Burada da yorumlar konusuna geliyor. En son yorum yapanlar ve hangi yorumlar, bütün yorumlara cevap veremeyebilirsiniz. Bu kanalınız büyüdüğü zaman hepsine geri dönüş yapmak bazen mümkün olmayabilir. Burada filtreleyebiliyoruz, seçebiliyoruz. Buradan yorum yazana cevap verip beğenilerimizi yapabiliyoruz. Buradan ben
En son yorum yapana bu şekilde yoruma karşılık veriyorum. Buradan aynı şekilde yorumlara geri dönüş yapabiliyoruz. Buradan kanala da gidebiliyoruz ama ben şimdi kanala gitmeyeceğim. Sadece yoruma cevap vereceğim. Çünkü video bayağı uzun olacak. Uzun olmaması için biraz kısa yapmaya çalışıyorum ama iyice anlaşılması için biraz teferruatlara giriyorum. Buradan dediğim gibi ayarlama yapıyoruz. Seçeneklerden mesela soru olan seçenekleri seçiyoruz. Bize soru soruldu veya farklı bir şekilde oradan seçeneklerden seçiyoruz. Birisi eğer size soru soruyorsa, hani bana soru var mı diye, aslında ilk bakılacak konu bence budur. Soru sorulan videolar oluyor. Cevap bekliyorlar. Eski videolar olduğu için biz onlara geri dönüş yapamıyoruz. Genelde son videolara bakıyoruz, o yüzden eski videolara da yorum gelebiliyor. Onlara cevap vermemiş gibi oluyoruz. O da hiç olumlu bir tepki olmaz. Bu yüzden bak, burada soru sorulmuş. Bayağı zaman geçmiş, ben görmemişim. Fark edemedim. Bildirim de gelmiyor bazen. Yorumlara bildirim. Bayağı zaman geçti. Ben hiç farkında olmadım. Evet, bu arkadaşımız sormuştu. Onu tanıyorum zaten. Ama bu kanal sahibi olmayanlar da soru sorabiliyor. Dediğimiz gibi hani organik genel kitleye ulaşma açısından kitlelere cevap vererek ve karşılık vererek kitleye ulaşabiliriz. Gerçi benim öyle bir kitlem yok şimdilik. İleride olur inşallah. Buradan dediğim gibi sorulara cevap verebiliyoruz. Daha kolaylık oluyor. Bunu birçok kimse buradan yaptığını düşünmüyorum. Pek burası işlenmiyor. Daha zor. Eğer cep telefonundan yapıyorsan zaten YT Studio'da onlar var. Kolay bir şekilde, ama oradan videoya dönüş yapamıyoruz. Yani karşı ziyaret yapmak için YT Studio'dan cep telefonundaki uygulamadan giriş dönemiyoruz. Ama buradan olunca gidebiliyoruz kanallara. Yani yaklaşık bir ay geçmiş bir soruyu cevaplayamamışım. Buradan kontrol etmek daha kolaydır. Soru seçeneğini vermesi çok daha güzel bir seçenek. Daha önce sorular sormuşlar. Bunu müsait bir zamanda cevaplayacağım. Şu an konuyu uzatmama açısından biraz kısa geçeceğim. 2-3 tane soruya cevap vereceğim. Evet, bu soruya da cevap vererek bu konuyu bitireceğim. Evet, bu video yine bilgi videolarından. Bilgi videolarda bazen anlaşılmayabiliyor. Bu telifli videolar hakkında video yapmıştım. Telifli videolarda sesi nasıl kapatırız? Sesi kapattığımızda bu sorun ortadan kalkıyor mu? Evet, kalkıyor. Şöyle, benim para kazanmaya kısıtladığı telifli videoları yarı yarı para kazanma gibi de bazen oluyor. Ama onu sesi kapattığımızda tekrar para kazanmaya açık oluyor. Hatta para daha önce tahsil edilmiş parayı bilmiyorum, o kadar inceden bakmadım ama paralarım tekrar orada olduğunu gördüm ben. Sesi kapattığımda telifli yerlerin sesini kapatma videosu bu. Bu arkadaş da soru sordu. Ona cevap
veriyorum. Bu şekilde izleyicilerinize cevaplar verebilirsiniz. Soru sorulduğu için daha öncelik vermek lazım çünkü cevap bekliyorlardır. Bu soruyu bir ay önce sormuş. Ben henüz şimdi gördüm. İhmal etmişim. Bu yöntemi kullanmamışım. O yüzden sizlere tavsiye ederim. Burada evet bana üye olan bir arkadaşımız. Üyelikler de farklı oluyor. Burada renk değişikliği oluyor. Üye olduğu kendini belli ettiriyor zaten. Ona da cevap vermemişim. Çünkü soru bölümünde de vardır ama yukarıda başka bir seçenek daha verecek. Üyeler, üye olmayanlar seçeneği gibi. Onları da göstereceğim. Burada kanalı ziyaret ediyorum. Evet, bana üye olan kanal annem yaparsa olur kanalı. Onun kanalı da bu şekilde. Tavsiye ederim. Güzel bir kanal. Eğer yemekle ilgili, mutfakla ilgili videolara bakmak istiyorsanız kesinlikle tercih edeceğiniz bir kanal. Tarifler çok güzel. Bu şekilde bayağı yani sizi tatmin edecek kadar videolar var ve çok güzel tarifler. Tavsiye ederim. Güzel bir kanal. Tek tek ben hepsini izledim. Ancak hepsini hatırlamıyorum. Şu tarif var diye söyleyemeyeceğim. Siz inceleyen en iyisi oradan göreceksiniz nasıl bir kanal olduğunu. Ve bu bölümü burada kapatıyorum. Yine bu yorumları seçeneklerden başka bir seçeneğe bakıyoruz buradan. İstediğimiz seçeneği seviyor. Üye olanlar seçeneği mevcut. Üye olmayanlar seçeneği vardır. Sorular. Buradaki sorulara göre siz istediğinizi bu filtreden bakarsınız. Tek üyem annem yaparsa olduğu kanal olduğu için onun yazdığı yorumları burada görmüş olurum. Çok fazla olduğunda üyeler, bütün üyelerin yorumları burada gözükür. Umarım daha çok üyelerim olur. Bu vesileyle desteklerinizi bekliyorum. Eğer imkanları olan cüzi bir miktarda zaten yüksek tutmadım. Evet, buradan diğer seçeneğe bakarsak zaten var olan yorumları göreceğiz. Toplu olarak üye olmayanların, abone olanların yorumları gözükmüş oluyor. Bu seçenekleri siz zaten baktığınızda göreceksiniz. Ben buradan gösterme amacım şöyle bilgilendirme, ön bilgilendirme. Ben şuradan bir seçenek yapacağım. Sayısına göre mesela ben 100.000'i seçtim. Yok, 100.000'i seçmemiş. Ha, evet, 100.000'i seçmişim. 100.000'in üstünde olan kanallardan bana yorum yapan kanalları gösteriyor olması lazım. Şimdi göremedim. Daha düşük yapmışım. 100 Evet, 100.000 olanı şimdi işaretliyorum. Birkaç tane kanal var, 100.000'in aşan kanallar ama onlar da yine yorumlar yapıyorlar, mütevazılığını bırakmamışlar. Hepsine teşekkür ediyorum buradan. Geri dönüş yaptıkları için. Şimdi de yüksek aboneli kanallara bakalım. Oradan yorum gelen yoktur. Çok yüksek olduğu için zaten ben çok yüksek olan kanallara
Gitmiyorum. Gitsem de zaten takip ettiğim için bana geri döner diye değil, beğendiğim için takip ediyorum. Evet, kimse yok. Arıyorum, arıyorum, göremiyorum. Evet. Bu bölümde de yapacak işte fazla bir şey yok. Diğerlerini zaten göstermiştim. Yorumlara bakma kısmı çok önemli. Bu yorumlara da bu şekilde bakarak bir kolaylık olduğunu sizlere anlatmak istedim. Burada yine incelemeye düşmüş yorumları görüyoruz. İncelemeye düşmüş yorumlar kanala zarar da verebiliyor. Bu şekilde söyleniyor. Ben bir zarar görmedim. Genelde eğer küfür yoksa onu çıkarıyorum ben. İnceleme sebebini bilemiyorum. Ben bütün yorumlara müsaade edilmiş o şekilde duruyor. Ben öyle ayarladım. Buradan da eğer sorun varsa küfürlü onları siliyorum ama öyle bir yoruma rastlamadım. Sildiğim birkaç tane yorum vardır. Genelde onaylıyorum. Burada onay yeri vardır. O tıkı işaretlediğimizde biz onaylamış oluyoruz. Bunu toplu onay şeklinde hepsine bakarak kontrol ederek hepsini onaylayabiliriz. Ya da ben istemiyorum buraya düşmüşse hepsini birden sileceğim derseniz de bu kutucukları işaretlememiz gerekiyor. Kutucuğa işaretlediğimiz anda sırayla ya da toplu işlem hiç bakmadan yapmak istiyorsanız üstte bir kutucuk var. Hepsini birden kutucuğu işaretliyorsunuz. Ama ben orayı işaretlemeyeceğim. Seçe seçe yani hangisi ne işlemi yapmak istiyorsam ona göre kutucuklarını ben bunu onaylamak istiyorum ve onaylama yerine basıyorum ve bunlar normal yorum yerine gitmiş oluyor. Eğer silmek istiyorsun çöp kutusuna basıyorum ve çöpe göndermiş oluyorum, silmiş oluyorum. Bu yorum hakkında verebileceğim bilgiler bu kadar. Daha bilgim olursa, farklı bir şey öğrenirsem bunu tekrar küçük videolar yaparak sizlere anlatırım. Bunu burada bitiriyorum. Bu konuyu da biraz uzun video yaptım. Bu kanalın izlemeleri biraz düşük. Abone sayım da çok düşük. Destek bekliyorum. Eğer izlemişseniz, bu videoya rastlamışsanız desteklerinizi bekliyorum. Bu videomu paylaşabilirsiniz. Başka ihtiyacı olan insanları da görmüş olurlar. Önerilere çıkarsa zaten izlenecek sorun olmaz ama yine de bu şekilde desteksiz bu videolar öne çıkmıyor. Bu son yüklediğim video ama bunu tam normal göstermiyor. Bayağı yorum ve beğeni var aslında ama burada henüz göstermiyor. Bunun belli bir zamanı vardır olabilir. O konuda bilgim yok. Buralardaki ya bazı şeyleri de inceleyerek bakmak lazım. Burada videoyu yüklediğimizde puslandırma, görünmesini istemediğimiz yerlere puslandırma ile ilgili bilgi veriyor ama ben burayı işlemeyeceğim. Onu bir başka videoda işleyebilirim. Şu anlık burayı bırakıyorum. Bazen hani video çekerken görülmesini istemediğimiz yerler vardır. Şimdi ben buradaki para miktarını da göstermek istemeyeceğim. Orayı kapatmam gerekiyor.
Gerçi ben daha önce de açıklamıştım ama öyle bir yüksek param yok. Ama düşük olduğunu gösterip hayal kırıklığı yaratmak istemem. Çok da yüksek izlenmediği halde yüksek bir para geldiğini düşünerek de boş hayallere de kaptırmak istemem. O yüzden göstermeyeceğim. Orayı ya keseceğim ya da postalandıracağım yapabilirsem. O konuda hiç yapmamıştım postalandırmayı, bilmiyorum. Burada da markalaşma ile marka yapma ile ilgili ben aslında marka yapmıştım biliyorum ama demek ki gereğince yapamamışım. Buradan yapmayanlar varsa kendi kanalınızı marka haline getirebilirsiniz. Bir marka ismi yapabilirsiniz. Burada da canlı yayın yapma ile ilgili şeyleri gösterecektim ama o bir başka videoda göstereceğim. Oradan bizi gönderi oluşturmaya bastığım için beni topluluğa gönderdi. Toplulukta bir şey gönderi paylaşmayı gönderiyor oradan bastığımızda ama canlı yayın yapma yeri tabii onun yanındaki yerdir. Toplulukta bir paylaşım oluşturma yerine göndermiş oldu. Buradan da yine farklı bir konuya el atacağım, göstereceğim. Belki biliyorsunuzdur ama ben buradan şimdi sizlere videolarınızın farklı farklı yönleriyle anlatacağım. Burada telif hakkı bölümüne bakıyoruz. Yani kendimiz kendi videolarımız başkaları paylaşmış mıdır? Yüzde kaçı paylaşmış? %100'ü mü sizin videodur? %50 midir? %25 midir? Sizin videolardan başkaları paylaşmışsa onu buradan görebiliyoruz. Beni bildiğiniz gibi benim kanalım var. Birkaç tane kanalım var. Bilgi evim gibi, Havvander gibi kişisel hesabım vardı. Oradan da attım birkaç tane. Bir de Yunus Emre oğlumun kanalı var. Yunus Emre Müslüm diye. Orada paylaştığım farklı farklı videolar vardı. Tamamını paylaşmıştım. O zaman biraz şöyle tecrübesizlik diyelim. Video çok az bir farkla olduğu gibi paylaştım. Bu hiç hoş bir şey olmuyor. Olumsuz etkisi olduğunu söyleyenler çok. O yüzden bunu yapmamakta fayda var. Ben şimdi eğer tekrar video paylaşacak olsam bile video uygulamasından biraz değiştirerek yüklüyorum. Direkt aynı videoyu atmıyorum. Burada dediğim gibi bu videoları ben kendim paylaştım. Benim videomu başkaları paylaşmadı. Ama bu başkaları da paylaşabiliyor. Aynı videoyu tamamen aynısını kendi videosuymuş gibi paylaşıyorlar. Bu kendi videom olsa bile sonuçta ayrı ayrı kanal olduğu için benim videom benim kanalımdır diyerek bir ispatta bulunamayabilirim. Sadece kendime telif atmadığım için burada rahat duruyorum ama tekrarlayan içerik şeklinde ileride sorun çıkarır mı bilemiyorum. Bu konuda başka şeyler var. Burada üyelerim gözüküyor. Annem yaparsa olur kanalı üye olduğu için gözüküyor. Buradaki şey bu şekilde. Daha çok üye olursa o üyeler gözükür. Kaç günlüktür, ne kadar zaman üyeler ve ne kadarlık üye en yüksek bölümünden üye olmuştur annem yaparsa kanalı. Buradan da oraya bakmış olduk. Diğer bakmamız gereken başka şeyler de var. Buradan da videolarımıza bakmak istiyoruz. Hangi videomuza bakmak istiyorsak ona göre seçenek veriyor burada. Yine filtreleme basıyoruz. Oraya bastığımızda bize seçenekler sunuyor. Buradan ilk olarak başlığa göre
olabilir. Açıklamaya göre olabilir. Yine bu isimler altında şey yapıyoruz ama biz öncelikle ben en çok baktığım telif hakkı. Yine telifli videolara bakmak için kendi hakkımız değil, telife uğramış başkalarının kullandığımız videolar ya da müzikler için ben genelde müzikle ilgili telifler geldi. Çok gelmişti, temizledim onları, artık gelmiyor. Bunlar da daha önce eskiden gelenler. Bir tanesini yüzde tamamen 100 video olarak telif aldığı için buna para kazanmak kesinlikle hiç yok. Diğeri müzikte telif aldığı için para kazanma paylaşılıyor diyor. Buradaki video başkasının, ben bu haberi almıştım. O yüzden başkasının videosu gibi aldı ve hiçbir şekilde bir hak vermiyor. Bu Ayasofya açılışında ki videoyu paylaşmıştım. Onu da tabii ki haber kaynaklarından almıştım. O yüzden sağlıklı bir paylaşım olmadı. Kaldırmadım ama para kazanmaya kapalı. Diğeri de paylaşılıyor diyor. Para kazanmaya açık. Az da olsa para veriyor. Çok izlenseydi o az olan bile yeterli ama zaten o da çok izlenmedi. Yani milyon izlendiğini düşünürsen, eğer o kişinin müziğini kullandığın için daha çok izleniyor, o zaman çok izlenen olsa ben paylaşıma razıyım zaten. İzlensin derim. Sorun görmüyorum paylaşım olanlarda. Para kazanılmayanları da ben de açık tutmuyorum. Kapatıyorum veya silerim. Sesi kapatmaya yeterli oluyor. Diğer videoya ses kapatma imkanı vermedi zaten. Buradan da başlığa göre seçeceğim. Başlığı Cuma mesajları gibi veya farklı başlıklar kullanabiliriz. O şekilde bulunur mu bilmiyorum ama ben bir deneme yapmış olayım. Evet, başlığa göre başlığı uygun yapamamışım demek ki, soru sorma şeklinde değil. Başlığa göre, açıklamaya göre de bakabiliyoruz. Burada siz kendiniz başlığa göre, orada bakarak yazıya göre bulmak istediğiniz, bakmak istediğinize bakabilirsiniz. Evet, burada yine bir deneme daha yapayım. Bu sefer soru sorayım. Nasıl yapılır diye bir soru soruyorum. Ve buradan da bulamadım. Bu başlıkla arama şeklinde bir şey bulamadım ben. Doğru yazamamışım demek ki, anlayamamışım. Siz deneme yanılma yaparak bakabilirsiniz. Bu videoları hani evet, şuradaki bölümlerde yazılardan baka baka sonuca ulaşabilirsiniz. Bu şekilde ben hiçbirinden bir sadece telifli olan videolara ulaşabildim. Diğer filtreleri doğru kullanamadım. Siz bakarsınız, ihtiyacınız olduğu gibi orada kullanabilirsiniz. Ben diğerini bir daha deniyorum. Ben buraya tıkladığımızda bakalım. Ne gösterecek? Demek ki bu şekilde yaptığında bulunmuyorsa o konuyla ilgili video yoktur demektir. Ben de yok. Bu şekilde bakmış oluyoruz. Bu konuyu da burada bitirmek istiyorum. Birkaç buraya da baktık. Tekrar
Bir daha deneyeyim. Aslında yeterliydi bu ama deneyerek bu şekilde evet bu bölümde geldi. Burada çocuk kanalı olduğunu işaretlediğim videolar gözüküyor. Demek ki diğerlerinde aramak istediğim bölüm olmadığı için göstermedi. Burada çocuk videosudur diye işaretlediğim videolarım var. Çocuk olduğu için ve çocukla ilgili video olduğu için öyle işaretleme yapmıştım. Çünkü o işareti yapmadığımız zaman bizde sorumluluk oluyor. Çocuk videosu olduğu halde çocuğa aittir demediğimiz zaman sorun oluşabiliyor. Büyük yanlış bir şey yapmış oluyoruz. Bunun cezası da var sanırım. Tam ince bilmiyorum o konuda. Büyüklere göredir diye işaretliyoruz. Çocuklara göre değildir diye. Genelde benim videolarım o şekilde işaretli ama bir de bu sayıyla yani ne kadar izlenme sayısına göre ben 50 binin üstünde olan video diye yazdım. 50 binin üstünde olan bir tane videom var. Dediğim gibi her zaman söylüyorum benim videolarım çok izlenmiyor. Bir tane 50 bini geçmiş videom var. Diğerleri 40 binlerde kalmış. Çoğu da 20 binin altında. 500'e yakın videom var ama izlemelerim çok düşük. Bu izlemeleri çoğaltabilmek, genel kitleye ulaşabilmek için neler yapmak gerekiyor? Ben şu an o bilgilere ulaşamadım. Ulaştığım zaman o bilgi videolarını da yapacağım. Burada yine videolarıma geldim. Videolarımdan bakıyoruz bu şekilde. Ve burada yapacak fazla bir şey yok.